Herkese günaydın. Kaire'de 3. gündeyiz. Biz akşam Aslan'a geçeceğimiz, daha doğrusu Luxor'a geçeceğimiz için bilet aldık. Şimdi tren istasyonundan piramitlere doğru gidiyoruz. Müzik seçtik, müziği açtık. Ne oldu bilmiyorum, değişti. Şu anda piramitlere doğru yol alıyoruz. Yakıcı bakışlar, kor gibi yanışlar. Yıkılmış gönlüm, ne alakalar. Boşuna kaçışlar. Sıra gelme amacımız olan piramitlerin önündeyiz şu anda. Şu tarafta Sphinx, şu tarafta şu en büyük olan Keops. Arkada da ismini unuttuğum var. Şöyle. Şimdi içeriye doğru gideceğiz. Sphinx'i göremediniz galiba. Birazdan yakından bütün detayları vereceğim. Şimdi at arabasıyla deve binmeye gidiyoruz. Biraz değişik olaylar oluyor. Muhtemelen patlıya anlaştım ama yani yürümek istemedik. Çünkü zaten çok yorgun olacağız. O yüzden şu şekilde. İtibariyle deve pazarına gelmiş bulunmaktayız. 250'ye anlaştık kişi başı. Muhtemelen çok pahalı ama yapacak bir şey yok. Oh, vallahi bindik. Ana kalktı bile Betin. Kanka ne haber? Ben kalkınca çok şey oluyor mu? Vallahi bindik deveye. Yani umarım canını acıtmıyoruzdur devenin. Çünkü büyük bir tık şey oluyorum. Ana burada da bu var bak. Betül de tam arkamda. Betül'ünki nerede? Burada. Betül. Şöyle alayım seninkini komple. Çok tepedeyiz, çok yükseğiz. Okey. Şu an devenin üstündeyiz ve muhtemelen kusacağım ben buradan indikten sonra. Yani bayağı sallanıyoruz. Hani şey değil yani. Manzara da şu. Betül de benim arkama bağladı. Yani bakalım fotoğraf çekecekmiş falan bir şeyler söyledi ama bunun güzel poz olabilir inşallah. Öyle gidiyoruz. Tıttırı tıttırı tıttırı. Devecik. Bakınız ilerlerken arkeologların çalışma alanına denk geldik. Saldım ben ayakları. Burada çalışıyorlar. Ay çok güzel. Aha okulu bitireydik biz de böyle sahaya çıkacaktık da. Bitiremedik. Yep. Güzelce açmalarını yapmışlar. Bakın şu alanın hepsinde hala çalışmalar sürüyor. O kadar güzel fotoğraflar çektirdik ki bence biraz paraya kıyın, işi bilenle buraya geldiğinizde çektirin. Yani gerek yok, biz onları yakalayamazdık. Yani en azından ben yakalayamazdım. O yüzden 500-600 lira hiçbir şey baktığınızda ki kişi başı 300 lira falan denk gelecek. Okey. Small, middle, big diyerekten gidiyoruz. İsterseniz big yerine Sphinx'te de durdurabilirsiniz ama biz big'de durdurup aşağı Sphinx'te kendimiz gideceğiz. Bence de akşam. Aşka bir şey diyeceğim ya. Dur kapatayım da kamerayı. Şimdi küçük piramit arkada kaldı. Orta piramide gidiyoruz. Büyük piramitte de bitireceğiz işte. Sonra Sphinx'te fotoğraf çekileceğiz. Biraz zor oluyor kamerayla şey yapmak. Fotoğraflar için Instagram sayfama mutlaka bakın çünkü çok güzel oldular. Sizlere öpüyorum şimdilik. Çocuk bana işte bizim Keops olarak bildiğimiz şeylerin isim Arapça isimlerini söyledi. Khufu, Kafra, Makara. Yani Keops, Khufu oluyor. Kafra ikinci piramit, küçük piramit de Makara. Öyleymiş.
güzel bir ne denir ona, rehberye denk geldik diyelim. Böyle bilgilendiriyor. Fotoğraflarımız çok güzel oldu. Biz mutluyuz şu anda. Deve üstünde. Abi çok sallanıyor ve çok ağrıyor bir taraftan sadece. Şöyle göstereyim size. Şimdi deveden indik. Büyük piramitte bitirdik ve neredeyiz? Sphinx'in yanına doğru yürüyoruz. Şu anda Sphinx karşımızda. Yani bana sorarsanız eğer ki bence kesinlikle binin deveye, ata, bir şey neye istiyorsanız artık, çünkü gerçekten çok tozlu ve hani o süre zarfı bile sizi yoruyor. Ya verin, biz kişi başı işte tipsimiz de verdik. Çok da güzel fotoğraflar çekti çocuk. Ne kadar? 500-550, 650, işte 700 kişi başı 350 liraya falan denk gelmiş oldu. Çok bence değil yani, ederi var. O sakız ağzıma çıkmadı bir türlü. Velhasıl buradan bu kadar. Giriş ücretini de yine Ekrem Başkanımız sağ olsun İETT ile hallettik. 230 verdik. Kaç geldi? Arkadaşımın ailesine WhatsApp'tan arayıp geziyor. Sizler de benim sevgili ailem olaraktan tüm detayları YouTube kanalında bulabilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyde yorum olarak mutlaka yazın ki ben de gönül rahatlığıyla birilerine yardımcı olayım istiyorum. Sizi buradan kocaman kocaman öpüyorum. Tamamen bitmiş olmayabilir, videonun devamı da gelebilir, emin değilim. Gidişata göre bakacağız. Herkese selamlar. Köylerden çıktık ve dünyanın en salaş, en berbat yerine gelmiş olabiliriz ama bence çok da sıkıntı değil ya. Ölmedik yani 2 gündür. Şu masayı silelim. Sadece şöyle özel bir alanı var bizim için. Çam ağaçlı, 2 kişilik. Falafel ve koşeri deneyeceğiz burada. Vaktimiz çünkü boldu ve hani ben gerçekten esnaf bir yerden denemek istiyordum. Aslında güzel bir restorana sorduk ama yapmadıkları söylediler. O yüzden biz de buraya geldik. İnşallah midemizi bozmadan gecenin sonuna devam ederiz diye düşünüyorum. Bakalım ne nasıl bir şey yiyeceğiz. Falafel'e okeyim de koşer'de ne olur hiçbir fikrim yok. Uğratacağım aşkımda. Öyle işte. Şu mekanımızdaki falafelimiz geldi. Bunun ismini hep yap söylüyorum. Dordalı koşer'i. Bu bildiğiniz ne biliyor musunuz? Benim anneannem şey yapardı. Kalan yemekleri birbirine katıp bize yemin ederim tam olarak o pilav, makarna ve mercimek var. Net o yani. Üzerine de salça, soslu çiçekler. Aynısı. Sevgili anneanneciğim sen ne mübarek kadınmışsın. Burada da sosumuz var. Ha, sosumuz geldi bak böyle tek tek. Space. Okay. 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 Thank you. Şükran. Şöyle geldi. Şu acı biber olan sos, bu acı olan su, bu da normal domates sosu. Bunu üzerine böyle dökecekmişiz. Acıyı ona göre ayarlayın diyor. Döktükten sonra da yiyecekmişiz. Şimdi tadıma geçiyoruz. Ben en çok falafelini merak ediyorum. Çünkü ben anti nohutçu bir insanım ve benim için nohut olmasa da olur bir şey. Beğenecek mi? Çok merak ediyorum. Şöyle... O nohut ya kanka, o da hani, bu da patates ya. Hayır ya. Tövbe esti. Bu arada kokusu çok güzel. Şöyle. Güzel. Başarılı. Bir tık tuzlu bana göre ama. Yediğim hazır falafellerin yanında bayağı iyi. Hocam bir sorun alabilir miyim doğru? Bir humusunu da yiyeceğim ben. Biz Hatay'da humusu böyle yapmıyoruz bu arada. Daha yoğun oluyor. Burada daha böyle sıvı bir şekilde. Ben humus da sevmem bu arada. Aa. Bayağı sos gibi değil mi? Aa, yediğim en yumuş olabilir. Tam bak bu kıvamı severim. Adana'da yediğimiz zaman daha böyle koyusu. Ama bu aynı tat değil mi? Ama az geliyor. Nohut şeyi böyle hani kaygan, ağza yapışan bir şey olmadığı için sevdim ben güzel.
sonra koşeriyi deneyelim. Aşk mevsimi döküyorum öyle yendiği için. Zaten acı değil. Şöyle bir domates sosumuz var. Bunu şuna bocalıyoruz. Gösterdiğim kalan artık yemek edilmesi. Şimdi acı şey yapmayacağım, dökmeyeceğim. Ben kenarını böyle ufacık dökeceğim. Kaşığımla çünkü şey olsun istemiyorum. Betül Hanım şimdi fotoğraf çekiyor. Mola verdik o yüzden. Bu acıyı şöyle kenarına dökeceğim ki Betül belki sevmez diyerekten. Tadına bakıyorum burada. Bildiğiniz mercimek pirinç pilavı, makarna ve haşlanmış yeşil mercimek. Mercimek niye böyle? Kavrulmuş mu? Kurumuş mu? Güzel ya. Bu bayağı acı bu arada Betül. Tadına bak, öyle devam et. Şuna bir bakalım. Bir de şöyle bir sos vardı. Bayağı güzel domatesli makarna yiyorsunuz. Orada sadece bakliyat var. Yani muhtemelen bu yokluk ve savaş döneminden kalma bir şey diye düşünüyorum. Öyle hani zamanda evet akla mantar çok sağır bir şey değil. Yani bu yenmez ama şey yani hani meşhur olacak tarafı öyledir diye düşünüyorum zamanda. Yokluk dönemi çünkü hem uzun süre saklanabilen bir şey bakliyat hem de çok tok tutan bir şey sonuçta. Karnı şişirir. Nedir yani? Ama ben yemem. Bir daha yemem en azından. Ama falafelini sevdik değil mi? Bir de bunu şöyle yapalım. Oturarak. Ondan bir de afiyet olsun. Öpemedim ağzım yağlı. Kenarında downtown'u görmüş olduk. O kadar küçük küçük evler var ki ben yaşamıyorlar dedim ama Betül ısrarla yaşıyorlar içinde dedi. Ya bir yerde gerçekten pazar kuruydu bu arada hani. Gidiyormuş. Ama galiba burası o hani gerçekten eski olan yerleşim yeri ve niye yıkmamışlar? Yani burada çok yaşanıyor mu? Bu kısımda yok gibi. Arkada gerçekten varlık da. Gösterebildiğim kadar taksiyle göstereyim. Piramitlerden çıktık. Hüseyin El Bazar'a doğru gelelim dedik. Sebebi challenge yapacağız ve bizi bulsunlar istiyoruz. O yüzden çarşıya geldik ve yine çok tatlış bir taksiciyle geldik. Ne yaşıyoruz? Şoku içerisindeyiz çünkü. Ay bu insanlar sürekli bir şey satıyor ve sürekli bir şey alıyorlar. Anlam veremediğimiz bir kalabalık var. Ya bir pazar var, abartmıyorum, 3 mahalle falan. Ve çok yoğun, bakın şimdi. Önünü göstersene aslında trafiğin kilit olduğunu. Kilidi gösteriyorum zaten şu an. Bu ne abi? Bu insanlar sürekli ne yiyor, ne içiyor? Aa, hurmalar güzelmiş ama tadamam şu an. Yani... Çok ilginç anlar yaşıyoruz. Şu anda çarşının... Gel buraya. Challenge yapmak için kafelerin olduğu sokağı bulmaya çalışıyoruz. Öyle bir yere denk geldik ki inanılmaz yoğun. Anlam veremiyorum ben gerçekten. Bir de para harcadık, paramız bitti. Mutlaka uğramamız lazım o yüzden. Zorluyorlar da. Muhtemelen şey ya, bizi kendi yerleştirecek. O tren farklı diyerekten şey yaptı. Merhaba arkadaşlar. Gün sonunda kara borsadan dolar bozduracağız diyerekten. Yaklaşık bir saat yürüdük. Bir saat yürüdük değil mi? Aynen bir saat yürüdük. Sonra söz verdiğimiz adamı bulduk. Ve oradan 55'ten bozdurduk. Sonra adama tipsi verecektim. Adam dedi ki hayır, tipsize gerek yok. Ben böyle şey istemiyorum falan. Şaşırdım. Sonra bize su ikram etti. Teşekkür ederim, beni unutmayın falan diye böyle selamlaştık, çıktık. Oradan otele yürüdük çünkü arabada 16 dakika gösteriyordu, otelde 16 dakika gösteriyordu. Biz de şey yaptık, otele yürüyerek gittik ki hızlıca tren istasyonuna yetişelim diyerekten.
Ondan sonra da sağ olsun oradaki, yani bu alta şöyle not düşeceğim. Ola ki Cario'da kalmak isterseniz kesinlikle bu oteli tercih edebilirsiniz. Orta halli, kirli sayılmayacak ve çok güler yüzlü, çok gencecik çocukların çalıştığı samimi, yardımsever insanlar vardı. Sonra neyse, çocuklar falan sağ olsun çıkarken bize üzerinde firavun olan demir paralardan verdiler. Aslında bizde vardı ama ben benimkini bulamadım. Muhtemelen Betül'ünki cüzdanında. Neyse ben de onlara bizim birer liramızdan verdi. Dedim ki sizin firavununuz varsa bizim de Mustafa Kemal'e Atatürk'ümüz var. Gerçekten göstererek verdim, böyle şaşırttılar falan. Sonra çocuk şey dedi, ne düşünüyorsun işte Mısır hakkında falan. Dedim ki 50-50 de neyini sevmem, dedim ki çok fazla ses var gördüğünüz gibi ve bu ses sabahtan akşama kadar kesilmiyor her yerde. İnanılmaz trafik var, hele zaten bir önceki şeyden gördüğünüz videodan inanılmaz pazarları var yani, sürekli bir şey satılıyor. Herkes her şeyi satıyor ve kim alıyor bunları falan. Ben fakir olduklarını düşünüyordum ama Betül dedi ki onlar fakir değil, kültürel olarak öyle görünüyorlar dedi. Bence kesinlikle paraları var dedi. Olabilir, bilmiyorum. Öyle tatlış tatlış ayrılık işine çıktı. Skaryo'da başımıza çok da kötü bir şey gelmedi. Kötü bir şey gelmedi mi? Yok, hayır, kötü bir şey gelmedi. Yani kazıklanmadık. Normal TR fiyatını çoğu zaman altında ödeme yaptık. Neyse öyle yani. Gayet biz aslında samimi taksicilere, yardımseverlere, yani takside indirim falan yaptık. Yani uygulamayla çağırdık. Adam şey zaten direkt şey yaptı. 100 küsür verdim. Dedi ki ya 100 yeterdi. Skant falan yaptı. Böyle dedim ki aa teşekkür ederim. Bir de benim suratımı işte Egyptian'a benzetiyorlarmış falan. Ben de şey diyorum öyle deyince hani. Çünkü benim büyük babam hani Arap ki öyle zaten. Hemen soruyorlar Arapça konuşmayı biliyor musun falan diye. Diyorum ki hayır bilmiyorum, sadece dedem biliyor. Oradan adam o kadar çok konuşkandı ki hani diyor ki ben İngilizce bilmiyorum. Ben diyorum ki ben de Arapça bilmiyorum. O zaman şey de translate aç öyle konuşalım. Biz yol boyu adamla translate'den konuştuk. Adamın konuşması varmış. Ben Arapça bilmesem ben de İngilizce bilmiyorum. Yani adam engel tanımıyor arkadaşlar, yani öyle söyleyeyim size. Öyle eğlenceli bir gündü. Şimdi trenimizi bekliyoruz. Bizi Tourist Information şey yaptı. Polis, oradaki polisler getirdiler, sıraya dizdiler. Mülteci gibi. Oturacak yerimiz yok. Biletlerimizi kontrol ettiler falan. Şöyle azıcık arkaya göstereyim size hatta. Böyle. Tren geldikten sonra trenin içini gezeriz. Çok bir beklentimiz yok bizim. En azından uyuyacağız ve işte otel parası vermeyeceğiz. O parayı oraya verdik diye düşünüyoruz. Zaten aşağıya yine yazarım kaç paranın olduğunu nedir falan diyerekten. Trenin detaylarını da görüşürüz artık. Evet biz uyku trenimize bindik. Size biraz içeriği gezdirip ne olduğunu göstermek istiyorum. Normalde buranın fiyatı 600 Araplar, Arapsanız eğer 1200. Ama yabancı yani onlara dışında bir şeyseniz ne denir ona? O zaman $90 ödemesi gerekiyor şu şekilde. Biz şu kapıdan girdik. Şurada tuvaletler var. Sonra şu kabin bizim kabinimiz. Burada altta iki kişilik koltuk var. Üstte yatak var ama bu alttaki şimdi akşam yemeği gelecek. Şurasında şey varmış, ben yapacağım buraya yatak dedi. Bu yemek masalarımız takılıp çıkarılabiliyor. Burada bir kapak var. Bu kapağı açtığınızda aynanız, havlunuz, priziniz, sabununuz ve lavabonuz var. Şurada eşyalarınızı koyacağınız bir raf. Burada askınız var. Burada da perde şeklinde kapatıyorsunuz. En tepede de valizini koyacağınız yer var. Ve akşam yemeğimiz geldi. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Okay. Anlatacağım biraz. Yemeğimiz geldi. Gelmişken şey yapalım. Ne yemek gelmiş? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aa, jel tatlı, jelibon getirmişler. Salata getirmişler. Yemek de dahildi çünkü. Hemen biner biner akşam yemeği geliyor. Burada kızartma bir böreğimiz var. Burada da pilavımızla tavuğumuz var. Patatesimiz var. Sıcak. Bence güzel görünüyor. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Şuradaki kısmı da zaten şey yapmıştı size biliyorsunuz. Onun dışında başka diyecek bir şeyimiz yok. 90 liralık keyfimiz bu şekilde. Ara ara yine bir şeyler yapalım. Şimdi açalım. Abi de girişte bize kuki vermişler güzeldi. Onu yiyelim. Hadi gel kız aşağı. Yemeğimizi yedik. Yataklarımızı serdirdik. Şöyle aşağı açılıyormuş bu arada. Bizim cehaletimiz burada nasıl yatacağız diyorduk da. Bayağı yatak oluyormuş. Söyledik açtılar. Şöyle güzel bir
ışığımız da varmış. Niye ışığımız yok diyorduk. Şimdi saat kaç oldu? İfo ver. 9.30. 9.30 saat. Telefonu da düşürdüm. 6.50 gibi orada olacağız. 5.50'de ben sizin kapınızı tıklatırım dedi. Sabah ne içeceğinizi falan sordu. Düğme var, direkt basınca geliyor falan. Yani aslında ben çok kötü bekliyordum. Yani yapılan yorumlardan dolayı çok kötü bekliyordum. İşte böyle böcekler, falan kirler, şunlar bunlar çok çaktırmasam da. Baya baya kötü yorumlamışlardı. Ama o kadar değil. Evet, çok üst sınıf bir tren değil. Ama tren ya işte. Hani orta halli bir tren yani böyle. Hani beklentisini yüksek tutmayın. Tek sıkıntısı işte normal vatandaşla bizim aramızdaki fiyat farkı. O da hani bizim yaptığımız gibi, biz nasıl bize gelen turiste getiriyorsak onlar da bize aynı şeyi yapıyorlar aslında baktığınızda. O yüzden şimdilik yatıyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. İyi geceler.